O evde yapılıp edilen işlerin rahmet ve bereketi daha farklıdır. Dolayısıyla zakir ehlinin pişirdiği yemeğin bereketi çok fazlayken, küfür ehlinin içindeyken veya küfür ehlinin işlerine muhatap iken yaptığımız işlerin bize ne zararlar dokundurduğunu hep beraber düşünelim. Oradan bize gelen zarar ve ziyanın ne olduğunu hesap edelim. Tabii bu hesap matematiki bir hesap olmadığı için, kalbi bir nispet gerektirdiği için çoğu zaman zararın hacmini, çapını ölçemiyoruz, bilemiyoruz. Bunlara azami derecede dikkat göstermek zorundayız. Onun için başından beri söylüyoruz. İnsan rabıta üzere olmalı. Şeyhine rabıta üzere olmalı. Eğer şeyhi yoksa zamanın kutbuna rabıta üzere her işini halletmeye çalışmalı. Ve etrafında aile efradına, akraba taallukatına, bütün çevresine, mümin ve müminata bunu telkin etmeli. Bu konuda telkinde bulunmalı ki bela toplu geldiği gibi rahmet de toplu gelsin. Yani topluluk üzerine gelen rahmetin tecellisi daha farklıdır. Onun için hep beraber, hep birlikte düşüncesi içinde bunlara yönelmeliyiz ki başkalarının menfilikleri bizim durumumuzu bozucu olmasın, bizim menfiliklerimiz de başkalarının durumunu bozucu olmasın. Yani kardeşlik hukuku içinde herkes bu işlere riayet etmeli ki hakikaten birbirimize hak geçirmemiş olalım. Şu anda ben konuşurken konuşmalarımdaki bir menfilik size sirayet ediyorsa, ben bu haleti ruhiye içinde olmamanın müeyyidesi altındayım. Bu müeyyide bana uygulanacaktır. Lime tekulûne mâ lâ tefalûn. Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz diyor kainatın sahibi. Yapmaya çalışma gayreti içinde olmak, yapmaya dair olduğu için belki oradan bir kurtuluş kapısı kendimize açabiliriz. Mevla cümlemize bu başarıları ihsan etsin inşallah. Gözlerimizi yummadan, perdenin arkasına geçmeden, yerin 1,5 metre altına inmeden önce. Selman radıyallahu anh buyuruyorlar ki, birisi kendisine hediye edilen güzel cariyelerle birlikte gecelese, ona bir sürü cariye verseler, onlarla gecelese, bir başkası da Kur'an okuyarak, Allah'ı zikrederek gecelese, ikincisi ilkinden üstündür diyor. Bütün mesele ruhumuzun kemalatındaki hali ortaya koyarak burada ikincisinin birincisinden daha güzel, daha neşe verici olduğunu idrak edebilmektedir. Yoksa böyle kelami olarak söylenen şeylerin hakikati yoktur. Daha doğrusu bu hakikat benim kalbimde tecelli etmiyorsa benim için bir hakikati yoktur. Kim idrak etmişse bu hakikat onun için vardır. Dolayısıyla şu anda konuşan ve dinleyenler olarak bu hakikatin, yani ikincisinin doğru olduğu zannının bizde hakim olabilmesi için yukarıda bahsi geçen kalbe şifa verici zikre devam etmek zorundayız. Yani bizi o hastalıklardan kurtaran zikre devam etmek zorundayız. Yani kalbimizin zikretmekten usanmayacağı bir hale gelmemiz zaruridir. Bunlar olmadıktan sonra bu sözün anlaşılması da mümkün değil. Zira nefs zikirle terbiye edilmediği müddetçe Mevla Teala'nın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, bir vadi dolusu altın verilse insanoğluna ikinci vadiye tamah eder. İkinci vadi dolusu altını da ister. Ebediyen harcayamayacağı bir vadi dolusu altın var elinde, fakat ikincisini de ister. Nefs böyle Nemrut'tur, böyle Firavun'dur. Nemrutları ve Firavunları da o hale getiren odur zaten. Onun hile ve tuzaklarına mukavemet edebilmek için mutlaka zikir, mutlaka murakabe, mutlaka rabıta ve bunun etrafında, bu hakikatlerin etrafındaki hususiyetlere riayet etmek. Bunlar bizim kalbimize şifa verir, bedeni ve ruhi hastalıklarımızın tümünü giderir, kemalata ulaşmış bir kalple neşvi nema içinde zevk duymaya başlarız. Eşya ve hakikatin sırrı bize açılmaya başlar. Dolayısıyla eşya ve hakikat,
eşya ve hadiseler üzerindeki tasarruf hakkımız gittikçe artar. İstidraç ehlinin komik şeylerine itibar etmeyiz. Yani düşüncesini yoğunlaştırarak yerden bir metre yukarıya kalkmayı başaran Hintlinin haline o zaman hayret etmezsin. Çünkü onun istidraç kabiliğinden ne manaya geldiğini idrak edersin. Bütün bunlar zikre nispetle anlaşılabilecek şeyler. Evet, Habib bin Ubeydullah anlatıyor. Radıyallahu anh diyor ki, bir adam Ebu Derda Hazretlerine gelerek dedi ki, bana öğüt ver ey Ebu Derda. Bana öğüt ver, bir şeyler anlat bana. Ebu Derda radıyallahu anh da ona öğüt verdi. Dedi ki, iyi zamanlarında Allah'ı zikret ki, rahat zamanında, bolluk zamanında, bir problem yokken başında, çevrende belalar, musibetler artmadığı zamanlarda Allah'ı zikret ki dar zamanlarında da Allah seni hatırlasın. Sen zor zamanında Allah'ı hatırlarsan, kolay zamanının hesabını sorar sana Mevla. O zaman bana muhtaç değil miydin der ve sana yardım etmez. İyi zamanında sen Allah'ı zikret ki sıkıştığın zamanda Allah seni hatırlasın. Ve devam ediyor, diyor ki herhangi bir dünya nimetine kavuştuğun zaman, dünya meta ile alakalı bir nimet sana bahşedildiğinde sonunun ne olacağını düşün. Yani ben voleyi vurdum, ben zengin oldum. İşte genelde de Müslümanların halini görüyorsunuz. Masanın öbür tarafına geçtiğinde, yani belediye başkanı olduğunda, başbakan olduğunda, cumhurbaşkanı olduğunda ne hallere geldiklerini insanların görüyorsunuz. Burada onu ihtar ediyor. Herhangi bir dünya nimetine kavuştuğun zaman, mala, mülke, makama, zenginliğe, neyse, dünya nimetlerinden bir tanesine kavuştuğun zaman ilk işin sonunun ne olacağını düşün. Ne olacağı belli değil mi? Onun için İbtida diyalektinin terkibi hükümlerinden biri olarak söylemiştik. Mustariplerde de okumuştuk. Tilki günlüğünün başında da hatırlatılan bir mevzudur. Ben kimim demek, ölüm nedir demekle aynıdır. Dolayısıyla herhangi bir dünya nimetine kavuştuğun zaman ben kimim de, kimim de ki o ölümle eşdeğerdir, ölümü hatırla. Yerin 1,5 metre altına ineceğine kesin iman et. Eline bir şey geçtiğinde özellikle bunu yap. Burada bu ihtarda bulunuyorlar. Sahabe-i kiram hazratı. Bir dünya nimetine kavuştuğun zaman sonunun ne olacağını düşün. O seni şımartmaz o zaman. Haddini bilirsin sen. Eğer haddini bilmezsen zaten bildirecekler. Bundan kaçışımız yok. Ama buradaki ihtar şunun içindir ki eşya ve hadiseler kadrosu insana tasarruf etmeye başladığında insan nefsine ducar bir hale girer ve sapıtır. Oradan nereye gittiği belli olmaz. Allah muhafaza. Yine Ebu Derda radıyallahu anh şöyle dedi. Diyor ki, amellerinizin en hayırlısını, amellerinizin, yaptığınız işlerin en hayırlısını, Rabbinizin katında en makbulünü ve derecenizi yükselteneni size haber vereyim mi? En iyi ameliniz hangisidir? Siz Rabbinizin katında en makbul hale getiren, derecenizi yükselten ameli size haber vereyim mi? Bu amel diyor, bu amel, yani sizi yükseltecek amellerinizin en hayırlısı olan amel, Rabbinizin katında sizi en makbul dereceye yükseltecek olan amel, düşmanla çarpışmanızdan, şehit olmanızdan, düşmanları öldürmenizden daha hayırlıdır. Böyle bir amel. Yani düşmanla savaşıyorsun, canını malını ortaya koyuyorsun. Fakat bu bahsettiği amelden bu daha üstün olmuyor. Şehit oluyorsun, yine o da ondan üstün olmuyor. Düşmanları öldürüyorsun, bu amelden yine üstün olmuyor o hal. Nedir o amel? Diyor ki bu amel altın ve gümüş tasadduk etmekten de hayırlıdır. Ondan da hayırlıdır. Yani altınlarınızı, gümüşlerinizi de verseniz ondan da hayırlıdır. Bu amel, yanındakilerin sorusu üzerine nedir o ey Ebu Derda diye sorduklarında da diyor ki
O amel diyor bilin ki Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikretmek en efdal ameldir. Cevabı aynen bu. Ebu Derda radıyallahu anh. Allah'ı zikretmektir. Burada Allah'ı zikretmek terkibinin hakikatine doğru seyri sülükte yol almayı başarabilmiş olan insanlar mutlak manada bu hikmete muttali olurlar. Biz sadece taklidi manada sahabe-i kiram hazaratından gelmiş haber olarak buna inanıyoruz. Yani taklidi manada bunu kabul ediyoruz. Bize düşen borç da madem ki bunu duyuyoruz, madem ki bunu söylüyoruz, o halde bunun taklidinden tahkikine geçmektir. Boynumuzun borcu budur. Hayata gelişin gayesi budur. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım kainatın sahibi. Zikrin hakikatine nüfuz edenler zaten cihadın hakikatini de idrak edenlerdir. Cihadın hakikatini idrak edenler zikrin mahiyetini bilenlerdir. Eğer bunlar bu gidiş geliş içinde hissedilmiyorsa, idrak edilmiyorsa hiçbirinin üzerimizde tecelli edecek hakiki bir manası söz konusu değildir. Yine Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyorlar ki dillerinden Allah'ı zikri düşürmeyenler şimdi dilinden Allah'ı zikretmeyi düşürmüyor. Boş kaldığında Allah diyor, Subhanallah diyor, Elhamdülillah diyor, La ilahe illallah diyor, Allahu Ekber diyor. Boş olmadığı zaman da kalbiyle buna devam eden, murakabe halinde bulunarak kainatın sahibini düşünen, isimlerini, sıfatlarını düşünen, yarattıklarını düşünen, bunlar da hep zikre dairdir. Veya zikrin başka bir mahiyeti zikirden daha erdirici olan kemalat ehlini düşünmek, mürşidi kamile rabıta üzere olmak, bu da zikirdir. Böyle yapanlar, dillerinden Allah zikrini düşürmeyenler cennete nasıl gireceklerdir biliyor musunuz diyor Ebu Derda Hazretleri. Gülerek girecekler, gülerek. Evet, dillerinden Allah'ın zikrini düşürmeyenler cennete gülerek girecekler. O kadar rahat girecekler. Onların bir tasası olmayacak. Onlar her halükarda kendilerini yaratan kainatın sahibini hatırladıkları için ahirette de Mevla Teala o kullarını hatırlayacak ve onların gülerek cennete girmelerine sebep olacak. Onlara kapılar açık. Mevla cümlemizi bu tür cennete giren cennet ehlinden eylesin inşallah. Yine Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah'ı zikirden başka hiçbir amel Ademoğlunu Allah'ın azabından kurtaramaz. Muaz bin Cebel böyle diyor. Etrafımdakilere böyle dedim diyor. Allah'ı zikirden başka hiçbir amel Ademoğlunu Allah'ın azabından kurtaramaz. Dedim diyor etrafımdakilere. Etrafımdakilerden birisi şöyle dedi. Ey Ebu Derda, Ebu Abdurrahman, Allah yolunda yapılan cihat da mı kurtaramaz? Sen böyle diyorsun ama cihatın faziletini biz biliyoruz. Cihat da mı kurtarmaz insanı Allah'ın azabından? Muaz bin Cebel radıyallahu anh cevap veriyor. Evet diyor. Evet. Cihat da kurtaramaz. Ancak ekliyor burada evet dedikten sonra, yani kurtaramaz dedikten sonra ekliyor. Diyor ki ancak yaralanıncaya kadar Allah yolunda kılıç sallayanlar müstesnadır. Yaralanıncaya kadar, hani şehit olmadan önce yaralandı, şehit olmak üzere. O ana kadar, yaralanıncaya kadar, kılıç darbesi kendisine isabet edinceye kadar zikre devam eden bundan müstesnadır. Bu şekilde şehit olursa kurtulur diyor. Onun için daha önce mevzularda geçmişti. Şehit olan kişiler için inşallah demek zarureti vardı. Şimdi biliyorsunuz bu haller nerelere kadar düştü. Adam kafayı çekerken geberiyor. O da meyhane şehidi. Herkesin bir şehidi var artık. Halbuki Müslüman olarak, yani şehitlik İslam'ın bir vasfıdır. Orada bile ne incelikler var. Hemen şehit oldu falan yok.